Silikon Vadisi'ne herkese merhabalar arkadaşlar. Ben sunucunuz İlçer Karaca, yanımda Arda Meriç ile beraber bu sektörün en çok bilen, en çok duayen o bir kahraman bizim için. Yani o... Çok fazla şey geliyor. Tamam. Arda Meriç bizlere şimdi evet, anlatacak. Zaten herkesten duyduğum için. Evet, biliyorum. O yüzden çok mütevazi bir kişiliktir kendisi çok zaten. Sıfır ego. Sıfır egodur. Yani ama tweet falan atacaksanız ona başlangıçta böyle sen mükemmelsin Arda ile başlarsanız eğer... O en zaman, çabuk cevabı en çabuk cevabı alırsınız. Evet, benden size söylemesin. Neyse canım, bu kadar geyik yeter. Bugünkü ürünümüz bir Bluetooth kulaklık. Jabra'nın bir ürünü. Evet, şöyle. Rahat rahat ismini söyleyebiliyorum. Evet. Burası, evet, şu anda YouTube. Jabra Halo Smart. Halo. Hiç kimse unutmaz. Halo Smart. Halo. Şöyle. Hala giriyoruz. Jabra evet. Halo Smart. Bakıyoruz. Halo Smart. Çok güzel bir ürün gerçekten. Deyip kapatıp koyayım. Başka bir şey almayın. Ürünün... Sen tak o üstüne de tak. Evet. Zaten bu ürünü bir kere böyle boynuna takıyorsun. İster böyle yaparsın, ister böyle içeri. Stereo kulaklık değil mi bu? Stereo. Bluetooth stereo kulaklık. Aslında Bluetooth kulaklık demek böyle bir ürün için çok az. Çok hafif kalıyor. Hafif kalıyor. Stereo Bluetooth kulaklık. Bir kere müzik dinlenebiliyor. En büyük özelliği. Bataryası uzun gidiyor. Ne kadar? 3 gün kadar gidiyor. 17 Süper. Saat. Konuşma süresi sunuyor. 15 saat müzik. Yani 17 saat konuşma veya 15 saat müzik çalma süresi var. Gayet yeterli. Yani zaten yıllardır Bluetooth kulaklık kullanıyoruz. Biz bir güne razıyken. Aynen, şimdi onu diyecektim yani. 3 gün, gün gayet süre. Güzel. Ya ben bir de bir şey söyleyeyim mi? Yani ben mesela Bluetooth kulaklık kullanamayan bir adamım. Ama en son böyle boynu asılan bir şeyi kullanmaya başladım ve resmen hani ayrılamaz bir parça oldu çünkü gün içerisinde müzik dinliyorum ve birçok alete bağlayabiliyorum aynı anda. Ne bileyim, bilgisayarımda da bir şey dinlemek istediğim zaman oradan dinliyorum. Telefon çaldığı zaman da oradan cevaplıyorum falan. Gerçekten boyuna asıldığı için bir aksesuar gibi duruyor. Çok çok güzel. Hani şey gibi, giyilebilir teknoloji gibi, anlatabiliyor muyum? Hani bir kulaklık takıyorsun gibi değil de sanki bir şey giyiyormuşsun gibi. Ve gerçekten... Çok rahat. Nasıl cevaplıyorsun peki? Nasıl? Hani en önemli özelliği burada zaten. Birçok aslında bu tarzda dizaynda, boyun bandı şeklinde dizaynda evet. Kulaklıklar var. Hatta makaralılar var ama onlar biraz kalın oluyor ve evet. Ağırlık şurada yapıyor. Şurada ağrı yapabiliyor. Ağrı yapabiliyor. Bu çok hafif. Yani yok. Yani hissedemezsin bunu koyduktan sonra. Hele şu iç tarafa değil de dışa asarsan koyarsa hiç hissetmiyorsun. Ayrıca şu kısımlardan boynunun şeklini alabiliyor. Eğebiliyorsun. Anladım. Telefon çaldığı zaman en önemlisi zaten ya spor yaparken ya araba kullanırken daha çok Bluetooth kulaklık hepimizin kullandığı bir araç. Telefon çaldı. Hop kaçtın giden. tamam. Telefon çaldı. Tamam, pardon, özür dilerim. Açmıyoruz. Halo kullanan telefonu Halo açmaz arkadaşlar. Tamam, bu Bluetooth kulaklığın özelliği o. Tamam peki. Yani. Evet. Evet, bu kadar geyik yeter. Tamam, şimdi Bluetooth kulaklıkları birbirinden ayırdığımız zaman cevap. Telefonu başka bir şeye basmaya gerek yok. Yok, hiçbir şeye basmaya gerek yok. Anladım. Kapatmak istediğinizde tekrar indirdiniz. Manyetikle birleştiriyorsun, kapanıyor. Yani bu çok rahat. Araba kullanırken şöyle yapıyorsun. Gerçekten rahat çünkü diğerlerine böyle şey yapıyorsun böyle. Ay neredeydi? Bu tarafta mıydı? Tabii, bu tarafta mıydı falan. Ya burada mıydı? Şurada mıydı? Teklilerde bir de şey şuraya mı basacaktım? Şuraya. O çok büyük dert. Gerçekten dert, de. Evet. Yani bunu çözmüş. Çözmüşler. Peki. Suya dayanıklı mı? Suya dayanıklı. Toza dayanıklı. Ayrıyeten en önemlisi telefonla görüşürken rüzgar sesi ve yağmur sesi, dışarıda fırtına varsa bunları kesebiliyor. Mikrofonda özel olarak geliştirilmiş entegrasyon var. Hiçbir şekilde dışarıdan gelen gereksiz sesi karşı tarafa yansıtmıyor. Yani hiç kimse sizin Bluetooth kulaklıkla konuştuğunuzu anlamıyor. En önemlisi odur. Çünkü genelde eko yapar. İşte ses gider, gitmez. Gider, kesilir. Arkadan diye bir ses bunu gelir. Onu kesmiş. Ayrıca voice cancelling falan. Voice cancelling zaten var. Bu da bu. Ear yani dinlerken dışarıdaki gürültüyü kesen var. Sistem evet, var. Evet, o da var. O da var. Zaten en büyük özellikleri bu ikisi aslında dikkat çeken. Diğerleri konfor özellikleri. Yani bu dediğimiz şu özellik konfor özelliği. Anladım. Şunun bantın uygun olması, haklı olması. Şu bantın yanında bir artı eksi görüyorum. Evet, artı eksi ses açma kafamaya yarıyor. Şurada bir de dikkat ettiysen ortada bir yani şey ortada var. Bir biraz daha büyük bir yerine göre bir tuş var. Siz bu sabitliyorsun tuştan, abi. Bunun en büyük özelliği Google'da, Google Now ve Siri, iOS'ta Siri'yi kullanabiliyoruz. Yani bastığın zaman... Bir şey isteyeyim. Asistanla konuşuyorsun. Aynen. Zaten Google veya iOS Apple Application Market'te Apple'ın Jabra'nın uygulaması var. Jabra Assist uygulaması var. Bu uygulamayı indirdiğiniz zaman
ne kadar yüzdesi kaldığını görebiliyoruz. Yani bataryan az azaldı değil, direkt olarak yüzdesi yazıyor. %30 kaldı, 20 kaldı, 80. Dolayısıyla yolda kalma şansınız yok. Artı mesajları okumasını sağlayabiliyorsunuz. Türkçe okuyabiliyor musun? Türkçe okuyabiliyor. iOS'ta mı? iOS'ta okuyabiliyor. Bunun haricinde bunlar dediğim gibi hep konfor özellikleri ama en önemli özellikleri yağmurda konuşabilmeniz, yani ıslanmadan etkilenmiyor. Çünkü suyun altında kimse konuşmaz zaten. Çünkü IP54 sertifikası var. Yani hakikaten suya ve toza dayanıklı. Toza da dayanıklı. Rüzgar sesini de geçirmiyor. Gerçekten önemli özellikleri önemli var. Önemli özellikleri var. İçinden bir de şunu da söyleyeyim. Çünkü bu bayağı sorulan bir nokta. Kulaktan düşmüyor mu? Evet, kulaktan düşmüyor. Düşmüyor. Ayrıca 3 tane 3 boy kulak içi aparatı var. Aparatı var. Silikon var. Bu silikonu istediğiniz kulak kulağının büyüklüğüne göre ayarlayabiliyorsun. Peki verdiğim bilgi için çok teşekkürler. Arkadaşlar bize her zaman alttaki Twitter adresinden sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Ya da www.silikonvars.tv adresinden de bize 7/24 ulaşmanız mümkün. 7/24 diyorum, bak görüyorsun. Ulaşmanız mümkün. Bizden bugünlük bu kadar. Tekrar görüşünceye dek herkes kendine çok iyi baksın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.